Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Bugün yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Kanalımızın Sor Hadi bölümüne bir dönemin efsane sporcularından, atletlerinden Süreyya Ayhan bizimle birlikte sizlerin Instagram DM'den gelen sorularınızı yanıtlayacak. Şöyle kısa bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Öncelikle başlayalım. Süreyya Ayhan kimdir? Nedir? Ne dönem? Hangi dönemde neler yaptı? Şöyle kısaca bahsedebilir miyiz? Süreyya Ayhan Türkiye vatandaşı. Çankırı'nın Korkun ilçesinde doğdum. 1978 doğumluyum. Neler yaptık? Neler yaşadık? Antrenörler seçme yapıyorlar. Bütün köylerdeki bütün çocuklara tarama yapıyorlar. Burası köy bu arada değil mi? Evet, evet, Korkun köyündeyiz. Hı. Ve gelen antrenörüm şu anki de eşim aynı zamanda. Bütün köylere gidip okullardaki çocuklara seçme yapıp en son Çankırı'da bir seçme, o Çankırı'daki yarış sonucunda ilk 3'e gireni spor eğitim merkezi açılmıştı. Orada yatılı okula alacaklardı. Ben kendi köyümde, okulumda çok büyük farkla erkekleri bile geçerek 1. oldum. Oo, erkekleri geçtiniz. Daha sonra aynen öyle. Daha sonra evet. Çankırı'da bütün çevre köylerin, her yerin seçilen çocukları Çankırı'da seçme yapıldı. Ben orada 4. oldum. İlk 3 alıyorlardı yatılıya fakat ben orada 4. oldum. Kaç yaşlardayız? 12-13 yaşıma girmek üzereyim. Hani sizi mesela keşfeden şey miydi? Beden eğitimi öğretmeniniz? Antrenörümüzdü. Antrenörümüzdü. Evet. Daha sonra da orada 4. oldum. Fakat antrenörüm 4. olmama rağmen benim için dilekçe verdi. Bu çocuk çok yetenekli, güzel şeyler başaracak deyip dilekçe sonucu beni spor eğitim merkezine aldılar. Hı hı. Daha sonra gruplarda, ilde, Türkiye şampiyonluğu, Balkan şampiyonu, Avrupa ve dünyaya giden basamakları yavaş yavaş çıktık. Türkiye'de gerçekten ilk olmak çok zor. Her şeyin ilki olmak hem çok güzel hem çok zor. Biz alışkın değiliz böyle başarılara, hem de bayan sporcunun böyle gidip uluslararası başarıları elde etmesine falan hem alışkın değiliz, hem istiyoruz, hem ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok karmaşık bir süreç geçirdik ama her ne olursa olsun her şeyin ilki olmak çok güzel. Her zaman Avrupa şampiyonu olduğu tarihte bugün Süreyya Ayhan şampiyonu oldu. Tarihte bugün dünya için hiçbir zaman silinmiyor ilkler. Benim bunları başarmam, özellikle kız çocukların önünü açması, stadyumların yapılması falan, yani büyük bir akımın aslında öncülüğünü yapmak bana her zaman gurur verir. Evet, sonucu ne olursa olsun. Ne yaparsanız yapın, bir şeyin öncüsü olamasanız bile bir şeylerin yolunu açmanız gerekiyor. Süreyya Ayhan da zaten birçok şeyin ülkede önünü açmış biri. Gülsel hocam bir şeyden bahsetti. Almış olduğunuz başarılardan sonra ülkemizde bunun karşılığı mı yoktu şey olarak? Şimdi biz hiçbir zaman Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonlukları yaşanmadığı için ödül yönetmenliğimiz var. Fakat hiçbir zaman bu yönetmenlik oturup ciddi bir şekilde ele alınmamış. Hmm. Ben mesela dünya şampiyonu oldum. Ne kadar ödülü var bilmiyor kimse. Ve ödüller o kadar düşüktü ki. Peki o zamana kadar sizin aldığınız başarıyı yakalayan sporcumuz var mı? Olmadı. Yoktu değil mi? Yoktu. O yüzden böyle hani olmayacakmış gibi sanki, ya da hiç böyle hani hiç ümidimiz yokmuş gibi, hiç o konulara hiç ne ödül yönetmenliğinde bir değişiklik yapıldı. Adı bile anılmamış değil mi? Yok. Yeteneğimiz ne zaman keşfedildi? Ortaokuldayken. Ortaokuldayken bahsediyorum. Antrenörümüzün okula gidip seçmeler yapması sonucu. Peki bir planlama dahilinde miydi? Yani evet, onunla alakalı evet, bir şey vardı. Bir vardı. Hani bir atlet seçeceğiz biz falan. Aynen mı? Aynen öyle. Çankırı'da spor eğitim merkezi açtılar. Yani basketçi olma ihtimaliniz de var mıydı? Hayır, yoksa hayır, koşu üzerine? Sadece koşu. Şimdi orada Çankırı'da spor eğitim merkezi açılmıştı. Hmm. Yani çocuklar, kabiliyetli sporcular orada hem yatılı kalacaklar, hem sporlarını yapacaklar, hem okullarına gidecekler. Hmm. Ve sadece Çankırılı çocuklar değil, diğer illerdeki en iyi çocuklar da oraya geldi. Edirne'den gelen vardı, Bilecik'ten gelen vardı, Van'dan gelen vardı, oo, her yerden. Bursa'dan gelen vardı. Ve onların evet, arasından Süreyya Ayhan seçildi evet, yani. Profesyonel spora henüz başlarken kendinizi ifade edemediğiniz anlar oldu mu hiç? Ben zaten kendimi ifade etmek için koşuyorum. Çünkü koşmak benim için özgürlük. Hmm. Hiç kimse önünde yok ve istediğin hızla, istediğin kadar koşabilirsin. Yani ben sevdiğiniz işi yapma mevzu yani. Hayata bakış açım veya yapamadıklarım, benim için her şeye koşmak. Ve ben bu spora başlarken, o zaman küçüktük, 13 yaşımdaydım. Hı hı. Golden League'leri izlerdim televizyondan. Hep içimde keşke ben de bunlar gibi çıkıp böyle başarılı olsaydım diye içimden geçirdiğim. Evet. İlk zamanlardı bunlar. Aklıma şey geldi, hani futbolda Galatasaraylıyız ya da Beşiktaşlıyız, Fenerbahçeliyiz. Dünyaca ünlü büyük bir takımla müsabaka yaparken onlar büyük görme var. Siz de mesela koşuya çıkacağınız zaman yanınızda dünyaca ünlü isimler oluyor. Hiçbir zaman olmadı. Hı. Ve ben ilk Avrupa Şampiyonası'na çıktığım zaman hiçbir uluslararası başarım yoktu. Birinci geleceğim dediniz. Avrupa şampiyonası çıktığım zaman Gabriela Szabo ile yarıştım. Gabriela Szabo kimdir? Dünyada olimpiyat şampiyonluğu olan, dünya rekoru olan, sayısız uluslararası başarısı olan, Golden League'leri kazanan ve sadece Avrupa şampiyonu olmayan bir sporcu. Ve siz o arada? Bu sporcu benimle aynı yerde yarışıyor ve bu yarıştan sonra tek eksik olan madalyası Avrupa şampiyonluğu olduğu için 2002'de Avrupa şampiyonu olup bu işi bitirecekti. Planı oydu. Siz bozdunuz. Peki o zamana kadar hiç kimse bilmiyordu benim bu işi bozacağımı. Bu işi sadece antrenörüm, ben ve bana güvenen insanlar biliyordu. Hiç ülkemizde bile bilmiyorlardı. Yani hatta tanıtım yaparken sporcular beni huşt diye geçtiler. O neydi ya? O zaman siz oradan geçerken nasıl gurur duymuştuk? O zaman Sivikay şunu dedi. Dedi ki Süreyya Ayhan'ı şu an çok az gösterdi ama tanıtmadı bile, ama umarım yarıştan sonra tanıtır dedi. Evet. Daha sonra da dediği gibi böyle huşt diye hızlı geçen Süreyya Ayhan sonra o Türk bayrağıyla oraya çıktı. Ama ben o yarışa çıkarken düşün, ilk defa uluslararası bir yarışa çıkıyorsunuz ve dünyanın en iyi atletleriyle yarışıyorsunuz. Kendilerini ispatlamış dünya rekortmen atletlerle yaşıyorsunuz ve ben hiçbir zaman orada geçileceğimi düşünerek çıkmadım. Ve o yarış hakikaten dünyada çok sallantılı bir yarış oldu. Neden? Çünkü hiç kimse Türkiye'de en ufak atletizme bir başarı elde etmemiş. Özellikle bayan sporcular olarak elde etmemiş ve kimse beni favori olarak görmüyor. Ve son 100 metre biz yan yana gidiyoruz. Ben o suyun 100 metrede türbünün yanımıza geldiğini hissettim. Herkes ayakta, herkes atlıyor. Ayaklar titrer ya. Gittik çünkü saliseyle ben o yarışı aldım. Ve o kadar heyecanlıydım ki o yarışı 2 metre kala ben yarışı bıraktığımı sonradan gördüm. Tüylerim diken diken oldu şimdi. Ben o anı severse böyle yeniden yaşıyorum yani gerçekten. Evet. Çok. Ve bu arada Gülsel hocam senin ev arkadaşın değil mi? Evet. Üniversiteden. Evet. Gülsel ile biz üniversiteden beri birlikteyiz. Şimdi her zaman madalyonun öbür yüzü hep kahraman Süreyya'dır. Hayır. Süreyya'yı asıl kahramanlar benim arkamda duranlar. Antrenör, ailem, dostlarım. Evet. Ve Gülsel'i sadece bir arkadaştan ziyade benim için çok özeldir. Hayatınızda keşke şunu da yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz şey nedir? Hiç kimse hayatında hata yapmak istemez. Hiç kimse bilerek hata yapmaz daha doğrusu. Ben hiçbir zaman bilerek bir hata yapmak istemedim. Evet, bazı durumlar o anın koşullarına göre doğruydu ama şu an düşündüğün zaman yanlış olabilir. Ona ben yanlış diyemem şu anda. O anda o koşullarda bu karar verilmesi gerekiyorsa vermişimdir. Düşünüp geriye dönüp baktığım zaman hayatımda yaptığım çok ciddi bir yanlış yok. Spor hayatımda da yok, normal hayatımda da yok. Ülkemizde profesyonel sporcu yetiştirecek kurum ve kuruluşlar sizce yeterli mi? Gerçekten var olduğu için var mı? Yetiştiriyor mu? Yeterliyiz fakat plan eksikliğimiz var. Biz ülke olarak, genç nüfus olarak çok iyi yerdeyiz. 2000 olimpiyatlarından sonra ben yarı final koştuktan sonra stadyumda 13 tane aynı anda pist yapıldı. Bunu neden söylüyorum? Evet, potansiyel var. Malzememiz yoktu. Sonra malzememiz de tamamlandı. Evet, stadyumlar yapıldı ve vesaire aletler bulundu. Çivili ayakkabı bulamıyorduk. Yurt dışından geliyordu örneğin o zamanlar. Ayakkabılar bile. Aynen öyle. Şu an potansiyel var. Sadece planımız yok. Planımız yok. Benden çok daha yetenekli çocuklar var. Yüzlerce çocuk var. Evet, niye bunlar Spor Bakanımıza da buradan duyuralım yani bunu. Duyuralım. Ben bizzat kendimde gidip görüşüyorum. Olması gerekenleri, en azından benim çıktığım sistem neydi? Spor eğitim merkezleri kurulacak. Her şey yeterli diyor ama sadece plan eksiğimiz var. Planlama yapılırsa sizin aldığınız gibi, yaptığınız başarılar gibi başarılar gelir mi? Kesinlikle dünya, çok daha fazlası gelir. Spor eğitim merkezi kurulacak. Ankara'da bir tane ilde pilot il seçilecek. Aynı sistemle bütün okullar taranacak. Okullar hazinedir bu konuda. Okullar taranacak. En yetenekli çocuklar toplanacak. Testleri yapılacak ve spor eğitim merkezlerine alacak. Çocuk orada ne yiyorum, ne içiyorum demeyecek. Spor eğitim merkezinde bizim gibi yiyecek, içecek, antrenmanını yapacak, okula gidecek. Hem eğitimini yapacak hem sporunu yapacak. İkisi bir arada zaten. Peki ikisi bir arada bu dediğiniz şeyler şart. Şu anda yok mu? Şu anda yok. Para verip dışarıdan getirttiriyoruz ve biz alkışlıyoruz. Devşirme sporcularla. Antrenörler mi, sporcular mı? Sporcularımızı getirttiriyoruz. Devşirme sporcu getirttiriyoruz ki ben buna her zaman karşıyım. Neden? Çünkü ülkemizde o kadar çok var ki. Yetenek. O kadar çok yetenek var. Yeter ki keşfetmek. Aynen. Önemli. Keşfedilecek. Ya hedefimizi kimse büyük tutmaktan korkmasın. Bakın benim yaptıklarımın bir benzeri yok. Ben şunun gibi yapacağım demedim. Hedefim her zaman çok büyüktü. Ama ben dedim ki şu an herkes dünyada, şu an bu saatte herkes koşuyor. Onlar yattığı zaman ben çalışacağım ki onların önüne geçeyim. İşte bu. Bahsetmişken başarılarınızı şöyle alttan yukarıya doğru bir sıralar mısınız? Önce okullarda oluyorsun. İlk önce okul gruplarda oluyorsun. İl şampiyonu oluyorsun. Sizinkini soruyorum. Heh. Türkiye şampiyonu oldum. Oldunuz. Sonra Türkiye rekortmeni oldum. Sonra Balkanlar'da yarıştım, şampiyon oldum. Avrupa, dünya. Şampiyonluk bunlar. Şampiyonluklar. Üniversite dünya şampiyonluğu ve bunun yanı sıra bunlar kadar kaliteli olan özel Golden League yarışları vardır ve bunlar da şampiyonluklarım var. Şu anda kırılamadığınız bir rekorunuz var mı? Var tabii ki. Sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk 10'un içinde benim derecem. Yani şu ana kadar koşulan 1500 metre branşında ilk 10 derecenin içinde hala benim derecem ve geçen olmadı. Ve benim koştuğum dereceyi Türkiye'de zaten koşulmadı. Dediğim gibi dünyada da ilk 10'un içinde duruyor. Bir atlet nasıl para kazanıyor? Yani size aylık maaş mı yatıyor ya da yaptığınız müsabakalar sonunda banka hesaplarınız mı doluyor? Şimdi benim şampiyon olduğum zamanlarda uluslararası başarın olur ve ödüller alırdım ve bu ödüller çok düşüktü. Ev verildi, altın takıldı vesaire ama o kadar. Ama şu anda Türkiye'de derece yaptıktan itibaren direkt maaş bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor? Evet. Nasıl bağlanıyor? Çocuk gelecek vaat ediyorsa direkt Olimpiyat Komitesi'nin havuzuna düşüyor. Yatırım yapılıyor ona. O havuzda çocuğa aylık 1000 lira, 1500 lira artık nasılsa ondan başlıyor. Göre, aynen öyle. Öyle başlayarak çok güzel paralar kazanılıyor. Yani velilerin aklında okul seviyesindeki diyeyim. Acaba ben spora çocuğumu yönlendirdiğimde asıl olacağı mesleği bırakıp ona yönelip aç mı kalacak çocuğum? Yani para kazanamayacak mı? Asıl mesleğini yapmak istiyorsa spor yapması lazım. Neden? Sadece parasal yönden düşünmeyin. Milli takıma girmesi, uluslararası bir derece elde etmesi demek, onun Türkiye'de hayatının kurtulması demek. Yani. Çünkü çok fazla imkanlarımız var. Milli olduktan sonra o belgenle sınavsız atanıyorsun. Sınava giriyorsun. Bir sürü alternatiflerim var. Yani şu anda bile ben geçmişteki başarılarımdan dolayı yurt dışında vatandaşlık alma hakkım bile var. Kaldı ki ülkede başarılı olduktan sonra, milli takıma girdikten sonra birçok kapı açılıyor. Ya bu büyük bir meslek bence. Hangi meslekte dünya starı olabilirsin ki? Süreyya Hanım, hakkınızda tatsız haberler oldu bir dönem doping ile alakalı. Bununla alakalı ne diyorsun? Hakkımda 2 tane olumsuz diye adlandırılan şey 2 tanedir. Bir tane değildir. Antrenörümle olan evliliğimdir. Hiç anormal olmayan bir durumdur bana göre. Ve bir insanın antrenör ya da öğretmenin aşık olması kadar normal bir şey yoktur. Birincisi, onu hiç sormadım. İkincisi, çünkü o doğal bir olay yani. Bana göre de öyle ama hep bu 2 şey olarak lanse edildi. Başka bir şey yok ki, niye çıkaracaklar önümüze? İşte 2 şey değil mi? Çünkü bu soruyu sorarken diğer soru da akıllarına gelebilir. O yüzden ben direkt açıklamamı yapayım dedim. Doping olayına tabii ki gelelim. Her işte, her meslekte bir takım sorunlar yaşanır. Bir virgül atın sadece. Doping iftirası diyeyim ya da haberi acaba Türkiye'de mi çıktı, yurt dışında çıktı da sahip mi çıkılmadı size? Şimdi aslında bu olayı birçok kişi biliyor ama ayrıntılı şöyle diyebilirim. Şimdi doping olayı nasıl çıktı? Öncelikle bir kere doping benim bütün yarışlarımda numunem alındı. Ve hiçbir yarışın sonucunda sen dopinglisin, madalyan alıyorsun denmedi. Ve Türkiye'de sadece benim madalyalarım duruyor. Uluslararası kazanılan madalyalardan sadece benimki duruyor. Çünkü ben yarışların hiçbirinde böyle bir şey yapmadığım ortaya çıkmış. Amerika'da kamptayız ve ölü bir sezondayız yani. Hani yarışların olmadığı bir zaman. Biz ona ölü sezon diyoruz. Hiçbir şey yapmayız. Vücudu dinlendirdiğimiz bir zaman kamptayız ve yarışma dışı numune alıyorlar demiştim. Bu numunelerin sonucunda 4.2 çıkması gereken bir 4.3 çıktı. Yani bu şöyle anlama geliyor. Bulaşık anlamına geliyor. Yani bir şey olmuş ama direkt temasın olmamış. Şu toz şu elime gelmiş. Ben burayı böyle temizlememişim gibi. Öyle düşün. Yani yanlışlıkla böyle dolaşılmış. Bulaşık madde olarak biliniyor. Tabii biz böyle bir şey yapmadığımız için. Nasıl büyütüldü bu? Çünkü her şeyin ilki zor olmak dedim ve bilinçsizlik böyle bir şey. Bilgisizlik aslında. Şimdi bu ilk defa Türkiye'nin başına gelen ve nelerin yaşandığını ben size anlatamam. Benim başıma bu iş gelmeden önce ya buna komplo kurmuşlar. Bunu şöyle yapmışlar, ben gülerdim. Yok, yapmıştır da öyle söylüyorlardır. İnan o kadar kolay ki. Yani bir insanı size şu an getirilen bir bardak çaya bir damla bir şey atıldığı zaman siz 6 ay kirli çıkarsınız. Kirli çıkarsınız diyoruz. Hani ilaçlı çıkarsınız test alındığı zaman. Çok basit bir şey yani. Dışarıda bir restoranda oturup yemek yiyorsunuz. İçine bir damla bir şey, bitti. Şunu söylüyorum. Böyle bir şey oldu ama ben hiçbir zaman bunun, hala ki insan haklarına davam devam ediyor. Hiçbir zaman ben bunu bilinçli yapmadığımı söylüyorum. Ve hatta diyorum ki keşke ben yapsaydım. Kendi düşen ağlamaz. Bu işi yapan cezasının ne olduğunu da biliyor derdim. Ve sineye çekerdim. Bütün sporcular bilirler ki Bu işi yaparsınız, araştırın, okuyun, siz de öğrenebilirsiniz. Bu işi yapacağın zaman yarışa 10 ay kala yapmazsınız. Yani o gece yaparsınız, o gün yaparsınız ki o yani enerjik. 10 ay siz şimdi bir ilaç alacaksınız ve 10 ay sonra bunun faydalı olacağını mı düşünüyorsunuz siz? Buraya Hacettepe'de, Ankara'da dilekçeler verdik. Antrenörümü de alın, onu da alın. Kim varsa alın ki hepimizde de olabilir bu. Ama bu vücuda ne zaman girdi? Hepsini tespit edebiliriz. Hiç kimse bana yardımcı olmadı. Aldınız mı, almadınız mı? Tabii ki almadım. Almadınız. Keşke alsaydım. Bir işi biliyorsun. Bu koltukta oturuyorsan evet, işi bilmelisin. Şimdi bu koltukta oturuyorum. Ben işi bilmedikten sonra tabii ki bu işi yönetemem. Nasıl açıklama yapılır? Ne yapılır? Bu işi yürütememek. Evet. Peki ben bu ülkenin sporcusu olarak ya gelin bu işi bir halledelim dediğim zaman bir tek karşılığını, cevabını olumlu ya da olumsuz almadığım zaman ben burada bir sürü soru işaretiyle kalırım. Avrupa Spor Mahkemesi'ne gittim. Oturuyoruz. Federasyon Genel Sekreteri geliyor. Hakim diyor ki size dedi şahsi bir şey soracağım dedi. Sizce dedi Süreyya Ayhan ne cezası alsın? Ne diyebilir sizce? Siz olsanız ne dersiniz? Size diyecek ki sizin sporcunuzla hangi cezayı vereceksiniz? Şahsi düşüncenizi soruyorum diyor. Bizim genel sekreterimiz benim için ömür boyu men cezası istedi. Bizim? Aynen öyle. Şimdi burada sorulması gereken o kadar çok şey var ki bu olaydan sonra Süreyya sen yaptın mı denmemesi lazım. Eğer benim federasyonum kendi sporcusuna ömür boyu vermek istiyorsa o zaman Süreyya sen bu işi yaptın sorusunu söylememeli lazım. Kazanç ne? Ömür boyu Süreyya Ayhan gibi başarılı bir sporcuya ömür boyu men verdiğinde Türkiye'nin kazancı ne buradan? Biz başarılı insanı çok hazmedemiyoruz galiba. Sizler bu anlamda güçlü kadını temsil ediyorsunuz. Herkes nezdinde bu böyle. Mesajınız var mı bu noktada? Tabii ki var. Bir kadının güçlü olabilmesi için 2 tane formül var. Hedefini yüksek tutacaksın ve çalışacaksın. Ben yapamam asla demeyecekler. Aslında bu bütün dünyadaki insanlar için geçerli ama bir kadın gerçek anlamda ben güçlüyüm demesi için sadece işinde yaptığı işte başarılı olması lazım. Uluslararası düzeyde derece yaparken sınıfta kaldınız mı diyor. Onu sorayım mı? Sorun kaldı mı ben? Kaldım. Yarım dönem uzadı. Yarım evet. Spor kariyerinizin zirvesinde evlilik yaptınız yanılmıyorsam. Sporcuların evlenmesi onlara bir dezavantaj mı? Evlendiğiniz kişi sporun içindeyse, sporu biliyorsa, çünkü sporcu yaşantısı çok zor bir yaşantısı. Sabah 6'dan akşam 10'a kadar süren bir antrenman programı içerisindeydik. Bu süre içerisinde hani sporu bilmeyen bir eşe sahipseniz bunu kaldırması çok zor olur. Acun Ilıcalı'dan teklif gelse Survivor'a katılır mısın? Yok, katılmam. Niye? Senden katılma. İyi koşamazlar bence. Yok, katılma. Ben daha profesyonel ve daha işe yarar şeylerde bulunmak isterim. O biraz işin eğlence kısmı. Çocuklara yönelik, geleceğe yönelik ya da o Survivor'a gitmek bir meslekmiş gibi düşünmelerini istemem. O yüzden öyle bir projenin içinde olmak istemem. Anladım. Nitekim böyle bir şey de gündeme geldi. İstemem yani. Evet arkadaşlar sizlerin sorularını Süreyya Ayhan'a kesintisiz sorduk. O da aynı güzellikle cevap verdi. Çok teşekkür ediyorum. Tekerek yolundaki ümit şekerlemenin Süreyya Ayhan'a, milli sporcumuza bir hediyesi var. Çok da sağlıklı şeyler. Evet, Maraş'a ait şeyler var hocam burada. Hep sağlıklı, tam sporcular için. Evet. Kesinlikle yemeleri lazım sporcuların. Cevizdi, ezmeydi. Hepsini tavsiye ederim. Evet, bunlar enerji verir. Evet kıymetli dostlar, bu güzel söyleşinin sonuna geldik. Bu tarz güzel videoların devamı için kanalı yani videoyu beğenip ve yorum atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.